Almanya emisyon skandalının ardından egzoz skandalıyla çalkalanıyor. Bazı Alman otomobil üreticilerinin desteklediği bir kuruluşun maymunlar ve insanlar üzerinde egzoz gazıyla deney yaptığı ortaya çıktı. New York Times'in ortaya çıkardığı skandalda EUGT adlı kuruluşun 2014'te 10 maymunu bir odaya kapattığı ve egzoz gazlarına maruz bıraktığı belirtildi. Almanya'da yapılan bir başka deneyde ise maymunlar yerine insanlar kullanıldı. Deneyin dizel araçlardan çıkan egzoz gazlarının kanserojen olmadığını kanıtlamak için yapıldığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü bu gazları 2012'de kanserojen olarak sınıflandırmıştı. Skandalın ortaya çıkmasıyla Alman hükümetinden tepkiler geldi. Angela Merkel'in sözcüsü Stefan Seibert, deneyin hiçbir şekilde etik olarak gösterilemeyeceğini söyledi. İnsanlar ve maymunlar üzerinde yapılan bu deneyler kesinlikle etik olarak kınanacak davranışlardır. Otomobil endüstrisi emisyon değerlerini düşürmekle yükümlü. İnsanları ve maymunları zararsız olduğu iddia edilen bu gazlara maruz bırakmakla değil. Bu deneyin amaçları da sorgulanmalı. Çevre Bakanı Barbara Hendricks de deneyi iğrenç olarak tanımladı. Almanya 2015'te dizel araçların emisyonlarını düşük gösteren bir skandal nedeniyle zor günler geçirmişti.